Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings Bankalar Direktörü Ahmet Emre Kılınç, Türk bankalarının dış finansman kaynaklı risklerinin azaldığını açıkladı. Kuruluş bunda para politikasındaki değişimin etkili olduğunu vurguladı. Detayları izleyelim. Ekonomide atılan adımlar dış finansmana erişimi kolaylaştırdı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings Bankalar Direktörü Ahmet Emre Kılınç, Türk bankalarının son bir yılda yaklaşık 4.6 milyar dolar sermaye benzeri ihracı olduğunu ve dış finansman kaynaklı risklerinin azaldığını açıkladı. Özellikle Mayıs 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra birçok Türk bankasının çok ciddi anlamda ve kısa sürede dış finansmana erişimi olduğunu gördük. Bu da dış finansman risklerinde azalma olduğunu gösterdi yatırımcıların geri döndüğünü gördük. Sadece büyük bankalar değil, piyasada daha küçük bankaları da gördük ve bu genel olarak bir iştahın göstergesi. Son bir yılda bankaların yaklaşık 4.6 milyar dolar sermaye benzeri ihracı oldu. Bundan sonraki dönemde Türk bankalarının daha fırsatlara göre hareket edeceğini düşünüyoruz. Kılınç özellikle para politikasındaki değişimin banka risklerinin azalmasında etkili olduğunu ve Türkiye'nin risk primlerinin ciddi ölçüde gerilediğini vurguladı. Ahmet Emre Kılıç, kısa sürede yapılan önemli miktardaki ihraçların özellikle sermaye benzeri enstrümanlar tarafında arz fazlası oluşturduğunu belirterek, genel olarak şartların bu şekilde devam edebileceğini ancak bankaların fırsat kollayacağını düşündüklerini söyledi. Yeni yapılan sermaye benzeri kredilerinin sermayeyi desteklediğini görüyoruz ve bu durum kurda olası bir yükselişe karşı da hiç görevi görüyor. Karlılık azalabilir ama hala sermaye yapısını desteklemeye devam ediyor. Genel olarak baktığımızda biz bankacılık sektörünün sermaye yapısının yeterli olduğunu düşünüyoruz. Kılınç Merkez Bankası'nın KKM'yi sonlandırmak istediğine ve bu süreci çok dikkatli yönettiğine dikkati çekti. Türkiye'de kredi büyüme hızının azalmasına rağmen ekonomik büyümenin ilk çeyrekte yüksek seyrettiğini ifade etti.